Merhabalar herkese. Dün gece oynanan Titled Cup turnuvasından bir oyunla sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da Amerikalı büyük usta Jeffrey Shonk var. Siyah Taşlar'da ise dünyanın bir numarası Magnus Carlsen oynuyor. Zaman temposu 3 dakika artı 1 saniye. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. D4'de başlıyor Shonk. At F6, C4, G6, Carlsen burada... Şahin savunmasını tercih ediyor. At C3'ten sonra fil G7 gelişilmiş. E4 beyazlar tabii ki çok önemli bir merkezi üstünlük eline geçirdi ama bu siyahların açılış tercihinden de kaynaklanıyor. D6 ile devam etmiş Karsen. Fil E2'den sonra kısa rok. Fil E3 ve at C6'nın ardından D5 ile beraber. Şimdi beyazlar biraz daha fazla alan kazanmak istiyor gibi görünse de aslında bu hamle C6'daki atı isterken E5 karesinin kontrolünü rakibine veriyor. E5 karesini artık kontrol etmiyor beyazlar ama AT5 hamlesinden sonra da Jeffrey Xiong sert bir şekilde ve hızlı bir şekilde piyonlarını sürmeye devam ediyor. F4 hamlesi geliyor. Şimdi de E5'teki at tekrar istendi. Bu atı G4'e gitmek daha mantıklı bir seçenekmiş ama G4'e gidildikten sonra fil D2 çekeceğim. Ardından e, H3 sürerek bu atı tekrar kovacağım ve orada taşların yerleşimini muhtemelen Karsen beğenmediği için bu atı D7 karesine çekmiş. Şimdi beyazlar at F3 gelişiyor ve Tabi güzel bir konumu var bilgisayarda üstünlükler veriyor ama şunu söylemeliyim siyahların bu açılışı tercih ettiği neredeyse çoğu varyantta bilgisayarlar böyle üstünlükler veriyor beyaz taşlara E6 ile devam ediyor Karsen şimdi D5'e doğru bakışları var ve D çarpı E6 F çarpı E6'dan sonra da at G5 oynamış Jeffrey Shong E6'dan at çarpı p 6dan Vezir kale çatalı atmak istiyor. Vezir E7 ile birlikte burayı savunmuş Magnus Carlsen ve Jeffrey Schoen kısa rokunu atmış durumda. Tahtaya bakıldığında evet hala beyazların o alan üstünlüğünden bahsedilebilir. Siyahlar C8'deki filini nereden gelişecek bu bir problem dediğim anda burada Magnus Carlsen B6'sını oynamış. Süreler neredeyse dengeli Carlsen filini B7 karesinden geliştirip çok güzel uzun bir çaprazda değerlendirmek istiyor. Ama burada Jeffrey Schoen'un hamlesi fil F3 ve fil F3'ten sonra Karsen fil B7 oynayamıyor. Çünkü şimdi beyazın isteği zaten E5. Bir taraftan ata diğer taraftan da kaleye doğru bir istek ve eğer fil B7 oynanırsa burada yine beyazlar E5 oynayabiliyor. Şimdi yine hem fili istedi hem de atı istedi diyebilirsiniz ki fil çarpı F3 alamıyor muyum? Alırsam şöyle bir durum oluyor. E çarpı F6. Şimdi vezir istekte vezir istekte ama fil çarpı D1'den sonra F çarpı E7 hamlesi kaleyi isteyerek geliyor. Hem de şah çekerek gelecek. Bu yüzden kale fe8 e en mantıklı hamle ve kale ad1'den sonra tahtaya bakıldığında beyazlar bir hafif alet öne geçerdi. Bu yüzden Karsen b de oynamak yerine bu e5 tehditlerini kale b8 ile karşılıyor. Şimdi Cefrişonk vezir c2 oynamış. Kale bağlantısı sağlandı. Vezire yer bulundu. Beyazlar açıkçası Karsen'e karşı ya da herhangi bir büyük ustaya karşı güzel bir açılış geçiriyor gibi görünüyor. Siyahların artık yavaş yavaş alan olarak ben de varım demesi lazım. Fil B7 hamlesi geliyor burada Karsen'den ve tahtaya bakıldığında artık siyahlar da bütün hafif aletlerini geliştirmiş durumda. Kale AE1 beyazlar bütün taşlarını oyuna kattı ve Karsen'in şimdiki tercihi A5 olmuş. A5'in ardından normalde Şahin savunması oynandığında e, siyahların şah kanadından bazı hücumlar yapmasını beklersiniz ama burada beyazlar adına güzel bir F5 hamlesi varmış tabi. E, kalelerin yerleşiminden kaynaklı vezirin E7'deki konumundan kaynaklı bu E6 piyonunda bazı zayıflıklar yaşanabiliyor o yüzden bu F5 hamlesi önemli olabilirmiş beyazlar adına ama beyazlarda Jeffrey Schoenck şimdilik şah 1 oynamış at C5 Karsen A5 hamlesinin devam fikrini de oynuyor. Atını C5 karesine yerleştirdi. D hattında piyon yok. B4 sürülemiyor ve güzel bir at yerleşimi elde etmiş gibi görünüyor Karsen ama burada Jeffrey Chong uzun bir süre harcıyor ve fil çarpı C5'i almakta karar kılıyor. Evet çift fili rakibine verdi ama o C5'teki atı da barındırmak istememiş Jeffrey B çarpı C5 hamlesi geldi Karsen'den. Yapıyı böyle bozdu. Daha doğrusu piyon yapısını böyle dubleledi ve kalesini B hattından kullanmak isteyecek. B hattının yarı açık bir hat haline getirdi şu anda. Magnus Carlsen ve işte beklenen hamle Jeffrey Chong. burada F5 hamlesini oynuyor ve yine oldukça uzun bir süre harcıyor buraya Jeffrey Schoenk. Jeffrey Chong bu F5 hamlesinden sonra şunu söylemem lazım. Ee, Magnus Carlsen toplamda 3 dakikalık süresinin 1 dakikadan fazlasını burada harcıyor sadece ve tabi şunu yapmak çok kolay değil yani şimdi G çarpı F5 alalım hemen E çarpı F5 E6'ya büyük bir baskı var E5 sürmeniz gerekecek ve at E6'ya yerleşecek Carlsen muhtemelen bunlara bakıyor peki diğer piyonunu alsak ne olur yine e çarpı F5 hamlesi var ve bu kez vezir istekte kaldı. Yine E hattında çok önemli bir üstünlüğü eline geçirmiş oluyor beyaz taşlar. Bu yüzden açıkçası Karsen'in işi zordu. Karsen muhtemelen iyi bir hamle bulmakta zorlandı ve 1.38 olan süresini 33 saniyeye kadar düşürerek burada e5 hamlesini oynadı. Dedi ki ben merkezi bir süre kapalı tutacağım ama tabii ki G5'teki at F5 piyonunu yarattığı alan sayesinde E6 karesine yerleşiyor. Ver kaleyi diyor. File doğru da bakıyorum diyor. Kale F7 oynamış burada Magnus Carlsen ve G4 sürüşü. Jeffrey Shong şah kanadından piyonlarını sürmeye devam ederken F5 piyonunu da desteklemiş durumda. Şimdi G çarpı F5 almış Carlsen. E çarpı F5 hamlesinden sonra da fil çarpı F3 filler birbirine bakıyordu. O filler değişildi ve at çarpı g4 hamlesiyle birlikte şu anda tahtaya bakıldığında Magnus Carlsen'in bir piyon öne geçtiğini düşünebiliriz. Fakat şah kanadında g hatta açıldı ve buraya kim taşlarını daha iyi aktarabilir derseniz hemen Jeffrey Chong cevabı veriyor. Kale G1 ile birlikte G4'teki at istekte Vezir H4 ile beraber orası savunuldu ama şimdi de Vezir G2 geldi. Vezir G2 normalde bir hataymış ya at E4 oynaması lazımmış ama buna birazdan bakacağız. Vezir G2 hamlesiyle birlikte G4'e saldırıyor. Bu oyunu insanlar oynuyor. 20'şer saniye süreleri var ve G4'teki atın isteği var şu anda ve Magnus Carlsen'in oynaması gereken hamle burada E4 hamlesiymiş. E4 hamlesi birazcık ilginç. E4 hamlesi oynandığı zaman şimdi kale isteniyor ve kaleyi düzgün bir yere kaçmam lazım. Özellikle at F2 tehdidini savunması lazım bu kaleyi kaçtığımız yerin ve Kale G3 veya kale F4 oynanırsa H5 ile karşılık verilecek. At çarpı e4 alınırsa ne olur? At çarpı e 4de kale çarpı b2 hamlesi var ki e, filin savunmasında burada g2'deki vezirin istendiğini görüyoruz. Ve tabii ki bu vezir atı alamaz çünkü vezir çarpı h2 ile birlikte mat olurdu. Böyle durumlar var ve e, burada açıkçası... Magnus Carlsen'in E4 hamlesini bulmasını özellikle de bu sürede pek beklemiyordum. Ve E4 hamlesi yerine Karsen normal insanlar gibi G4 atım istendi. H5 hamlesiyle bir beraber ben orayı savunuyorum diyor. Ve şimdi Jeffrey Schong at E4 oynadı. Özellikle kapalı bir konum var ve E6'daki at çok kuvvetli. Diğer atta kuvvetli olabileceği bir kareye geldi. Ne istiyor Jeffrey Shonk? Jeffrey Schong bu atıyla F2 karesini tuttu ve kale H3 oynamak istiyor. Kale H3'den sonra... Şimdi Vezirin bir yere kaçması gerekecek ve vezirin kaçabildiği yerler görüyorsunuz yani bu karelere de kaçamadığı için kolaylıkla e, artık böyle e7'ye falan dönmesi gerekecek. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim kale h3 vezir istendi ve ardından vezir kaçtıktan sonra kale çarpı h5 oyun bitme noktasına geliyor. Hem has sütunu hem g sütunu Karsen adına çok kötü bir halde fakat Karsen burada at e4 hamlesini bir taktikle cezalandırmak istiyor. At çarpı H2 oynuyor burada. At çarpı H2'den sonra olay şu. Vezir çarpı H2 alırsam vezir çarpı E4 alacağım. Ama Jeffrey Schong bunu yapmıyor. Jeffrey Schong diyor ki kale H3. Ver veziri. Ver atı. Aynı zamanda kendi atımı da savundum diyor. Burada Magnus Carlsen artık şah kanadı açısından çok zor bir durumda e6 atı ve e4 atı kendisini çok zorluyor ve bir hafif alet h2'deki atı kaybetmiş durumda yapabileceği hamleler de sınırlı yani b8'deki kale hiç iş yapmıyor bu fil zaten açmazda kalmış durumda f7'deki kale ise sadece g7'yi savunmakla yükümlü vezir g4 oynuyor karsen en mantıklı hamlesiymiş zaten ve kale çarpı h2 ile birlikte cefri şu anda bir e, hafif alet öne geçmiş durumda kale çarpı f5 karsen artık yapabileceği hamleler sınırlı Konumu kötü, süresi kötü, yapabilecek bir şey yok. Kale çarpı f 5te bir tane piyonu ortadan kaldırıyor ama vezir çarpı G4 hamlesi, H çarpı G4'te vezir değişildi ve kale çarpı G4'ün ardından şimdi beyazların isteği kale çarpı G7 mat. Çünkü at burayı tutuyor. Diğer kale harç sütununda ve Karsen'in bir şeyler yapması lazım. Karsen kale F1 bir tane şah çekmiş. Şah G2 oynanınca da ne yaparsınız? Kaleniz isteniyor. G7'den mat is hem kaleniz isteniyor hem G7'den mat isteniyor. Dönüp kaleyle orayı savunursunuz. Ama yapacak bir şey yok. Magnus Carlsen'in süresi zaten burada bitmek üzere ve beyazlar oynayarak iki hamlede mat ediyorlar. Burada Jeffrey Shonk at f6 oynayınca Magnus Carlsen'in süresi bitiyor ve Jeffrey Schong 11 oyunda 10 puanla Titled Cup'ın geç Titled Cup'ın şampiyonu olmayı başarıyor. At f6'dan sonra Carlsen'in süresi bitti ama süresi bitmeseydi de zaten oynayabileceği bir tane hamle vardı. O da kale çarpı f6 hamlesiydi ama kale çarpı f6 hamlesinden sonra kale çarpı g7 ile birlikte Jeffrey Shong'un Magnus Carlsen'i mat ettiğini görecektik. Gerçekten Jeffrey Shong adına güzel bir oyun. Özellikle ee, yani bir şekilde o şah kanadı hücumunu daha iyi yaptı. Atı E6'ya yerleştirdiği at oyunun büyük bir bölümünde açıkçası beyazlar adına büyük bir üstünlük sağladı. Ve şah kanadına, Ya yani şah bir hamlesi mesela kötüydü ama ardından G hattının açılmasıyla birlikte hemen beyaz ağır aletlerin oraya yerleşimi ve oradan G ve H sütunundan bakışlarıyla beraber Magnus Carlsen'i mağlup etmeyi başardı Jeffrey Schong. Tabii ki Blitz karşılaşması ama çok iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. İzleme açısından da görsellik açısından da çok güzel bir karşılaşmaydı. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Karsen'in iki atla kapalı konumda mücadelesini paylaşmak istedim. Umuyorum aynı keyif aldınız. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.